Evet arkadaşlar, bizim akımdan manyetik alan hesaplamamız için gereken en temel formül neydi? İlk önce ondan küçükçe bir bahsedeyim, ondan sonra soruyu çözelim. Mu Savart doğdu. Mu 0 I over 4 pi integral ds ya da dx fark etmez gerçi ama bunu göre genel olarak ds diyelim. Ds cross r unit vektörü bölü r kare. Yani akımın geçtiği, şöyle bir şey çizersek, akımın geçtiği bir akımı var burada. Akımın geçtiği yolun bir de burada p noktası olsun. Buraya olan r unit vektörü de cross ederim. Ve onların cross'undan gelen manyetik alanı bulurdum. Yani anlatabiliyor muyum? Olay bu. Ds akımın yönü. Akımın yönü ve akımın geçtiği yolun büyüklüğü. Cross r unit vektörü böyle r square. Yani temel formülümüz aslında her zaman bu. Bundan. Bu soruyu çözerken de onu kullanacağım. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bu soruya bakalım. Şimdi bakın görüyorsunuz burada C var. Dışarı doğru çıkan C'ler var. Büyük silindirin içinde. Bir de bu arada silindir infinite ama silindir kısmını çizmedim. Çünkü nasıl olsa silindir olduğu belli. Küre değil yani silindir. Şimdi bunun içi dolu kısmı var. Bir de boş kısmı var. Boş kısmı her zaman negatif C diye alırım. Buna eksi C varmış gibi düşünebilirim burada. Şimdi birincinin elektriği, bakın bu elektrik alan soruları çözerken de yaptığımız aynı numara. Birincisi amper loop çizerken manyetik alanı biliyorsunuz ki o loop'un radius'una teğet olduğunu biliyorum. Şimdi burada bakın olay şu. Akım hangi yönde? K yönünde. Aslında bulduğumuz temel formül ne? Onu hesaplarsak. Mesela manyetik alan için herhangi biri için hesaplayacağım. Ondan sonra göreceksiniz. Şimdi bunun yarattığı manyetik alan, bakın şuraya bir R1 diyorum, B1 hesapladığım için. Tam şurada bir referans kabul edeyim. P'yi almayayım. Şurada bir referans kabul edeyim. Tam şurada bir referans. Bunun buraya R1 vektörü dedim. Manyetik alan nereye doğru olacak? Şöyle, teğet olacak. Şimdi bunun buraya olan kısmına R2 diyorum. Bunun manyetik alanı hangi yönde olacak? Bu da şöyle bir, bu da eksi yönde çünkü eksi C. Bunun çünkü artı C olduğu için şöyle bir şey. Bunun da eksi C olduğu için şöyle bir şey. Şimdi bunlar karışık. Bunları toplaması zor. Çünkü birisi böyle gidiyor, birisi böyle. Bunları sinüslere, kosinüslere ayıracaksınız falan filan. Şimdi niye arbitre bir referans noktası seçtim burada? Çünkü bakacağım o nokta neye bağlı. Çünkü içerideki manyetik alan sabit mi değil mi onları görmek istiyorum. Şimdi bakın olay dediğim gibi birincinin manyetik alanı tam bu noktada yukarı doğru böyle tam counter clockwise, diğerindeki clockwise yönünde. Ama iki vektörün doğrultusu birbirine eşit değil. O yüzden bunları toplaması, sinüslere, kosinüslere ayırması o kadar kolay değil. Şimdi mesela elimde bir tane şöyle bir şey. Bu soruyu üzerinden devam edelim. Elimde bir tane C, hani bu manyetik alanları nasıl bulunuyor ona bakacağım. Şimdi elimde bir tane küçük R radiuslu bir tane şey var, silindir var. Elimde bir tane silindir var, içinden C'ler geçiyor. Manyetik alanı içeride buluyor. Belli bir, bunun radiusundan büyük R desem daha iyi. Belli bir içeride manyetik alanı hesaplıyorum. İçeride manyetik alanı hesaplıyorum. Şimdi bakalım. B çarpı 2 pi r eşittir mu 0 I. Mu 0 I derken bunu şöyle yazabilirim. C çarpı pi r kare. C çarpı pi r kare yazabilirim. Çünkü içerideki kısma bakıyorum. O da küçük r'ydi. B buradan ne çıkar? İç için bakarsak. Mu 0 C r bölü 2 çıkacak. Bu kadar basit. İçerideki manyetik alan pi'ler birbirini götürdü. R'lerin bir kısmı birbirini götürdü ve bu. Şimdi B'nin yönü ne olacak bu? Dışarı doğru bir C çıkıyorsa C'nin yönü ne? B'nin yönü ne çıkacak? B'nin yönü counterclockwise. Bu yönde olacak, tam dik. Peki bu dikliği nasıl sağlıyoruz? Bakın arkadaşlar, Mu Savart'tan geliyor. Akımın yönü ne? K yönünde. Akım dışarı doğru. R vektörü nereye doğru? O da R yönünde. O zaman şunu yapıyorum. Bakın görüyorsunuz, manyetik alan ne yönde? Bu yönde. Şimdi R'ın yönü ne? Pardon. Akımın yönü k hat yönünde. Akımın yönü k hat yönünde. Buradaki r'nin yönü ne tarafa doğru? O da bu tarafa doğru.
Bu da R'nin yani R vektörünün yönü de bu tarafa doğru. Çünkü R cinsinden çıkıyor. Manyetik alan R vektörü cinsinden çıkıyor. Manyetik alanın büyüklüğünü nasıl buluyorum? Bakın. Ne yapıyordum? Akımın geçtiği yol yani K-het yönü cross R unit vektörünün yönü. Yani buradan ne diyeceğim? Bakın görüyorsunuz akımın geçtiği yöne doğru parmağımı tuttum. Akımın geçtiği yöne doğru elimi tuttum. Ve şeye doğru kıvırdım. Bakın akımın geçtiği yöne dört parmağımı tuttum. Sonra şeye doğru kıvırdım bunu. R vektörüne doğru kıvırdım. Manyetik alanı görüyorsunuz bu yönde olduğunu. Görüyorsunuz bakın. Akımın yönde dört parmağımı tuttum. R'a doğru kıvırdım. Manyetik alanı görüyorsunuz ki bu yönde. Aa gerçekten dik. Görüyorsunuz değil mi? Hakikaten bu yönde. Şimdi o zaman şöyle yazabilirim ben B'yi. İçerideki B'yi şöyle yazabilirim. Mu 0 C bölü 2 K unit vektörü cross R vektörü. Böyle yazabilirim. Çünkü bakın temel yaptığım şey ne burada? Diyorum ki arkadaşlar bakın burası çok önemli. Tekrar söylüyorum. Şimdi ben ne yapıyordum? Akımın yönünde baş parmağımı tutuyordum. Manyetik alan etrafında dolanıyor. Ama o nereden geliyor? Benim için önemli olan o. Birincisi bakın Biot Savart. Akım mu 0 over 4 pi. Benim için hani çok önemli değil onun ne oldu. Çünkü amperde ne uygulayacağım belli. Akımın geçtiği ds uzunluğu cross referans noktasına olan uzaklık değil mi? Referans noktasına olan uzaklığın cross edilmesiyle manyetik alan bulunuyor. Bakın referansım benim neresi? Şurada bir yer buluyorum. Şurası benim referansım. Manyetik alanı orada bulmuştum. B'yi R vektörü cinsinden bulmuştum. Çünkü niye? R kare vardı, R vardı. R vektörü cinsinden bulmuştum. Ama B'nin yönünü nasıl buluyorum? B'nin yönü temelde ne? Aslında burada temelde bu counterclockwise. Ama ona nasıl geliyor? Diyorum ki akımın yönü hangi yön? Dışarı doğru. Onu dört parmağımı tuttum dışarı doğru. Dört parmağımı tuttum dışarı doğru. Onu şeye doğru, ara doğru kıvırıyorum. Ve görüyorsunuz ki bakın dört parmağımı dışarı tuttum. Ara doğru kıvırdım. Manyetik alanın hakikaten niye böyle olduğunu anladık mı? Manyetik alan dediğim gibi akımı tutup böyle baş parmağımı tutayım. Baş parmağım akım yönünde manyetik alan etrafı dolanıyor. O nasıl geliyor? O akımla referans noktasına olan uzaklığı R vektörünün cross'uyla geliyor. Görüyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Akım çünkü akım geçen akımı ilk başta geçen akımın geçtiği yol cross referans point'e olan R vektörüyle cross ediliyor. Görüyorsunuz. Akımın geçtiği gittiği yer neresi? K yönü. K cross R vektörü. Anlatabiliyor muyum? K cross R vektörü ise B'yi veriyor. Yani asıl manyetik alan direkt biz ne yapıyoruz? Mu 0 over 2 pi r direkt işte counterclockwise, clockwise diyoruz. Ama onun cross product'ı cinsinden değil bu. Görüyorsunuz değil mi? Bu. Tekrar söylüyorum. Biot Savart'tan hatırlayacağız. Bu tarz normaldeki soruları öyle çözmek tabii ki kolay. Onları yapabiliriz ama böyle süperpozisyon, iki tane manyetik alan bulup birbirinden çıkarmamız falan bilmem ne gerekirse kullanacağımız formül neymiş? R vektörüyle C'in yönünü, C'in yönü cross R vektörü diyorum. Çünkü C'in yönü aslında DS'in yönü. Ve Biot Savart'ta neydi? DS cross R vektörü. Yani DS'in kendisi, yani C'in geçtiği yer cross R vektörü. Yani referans point'ını görüyorsunuz. Manyetik alanın niye counterclockwise çıktığını görüyoruz. Çünkü akımın yönüyle manyetik alanı bulacağım yere olan uzaklığın R vektörünün cross'unu alarak buluyor. Yani bu formülü kullanacağız. Bu çok iyi. Şimdi çünkü amper yasasından bunu bulmuştuk. Bunu nasıl geldi görüyoruz. C'in yönü cross R vektörünün yönü. Bunu bulduk. Arbitre bir B için bulduk. Şimdi şu Biot Savart kısmını siliyorum. Ve soru kısmını da siliyorum. Dediğim gibi bakın. Manyetik alan bulurken her zaman akımın gittiği yolun referans noktasına olan uzaklığı işte R vektörüyle cross edilmesiyle bulunur. Akımın gittiği yol referans noktasına olan uzaklık. Görüyor musunuz? Evet her şeyi amper yasasıyla buluyormuşum gibi ama çıkacak manyetik alan C'in yönüyle R vektörünün cross product ile elde ediliyor. Görüyorsunuz. Herhangi bir şey yok. Şimdi o zaman B1 ve B2'yi teker teker hesaplayalım. Anlamadığımız zaman tekrar tekrar izleyelim ve yorum olarak da sorabilirse bu tarz şeyleri anlamadığımız kısımları yapabiliriz. Şimdi B1'i hesaplıyorum. B1 ne çıkar burada? Eşittir. Çünkü bunları sinüsler ve kosinüsler ayırmak zor. Mu 0 C bölü 2
Ne çıkacak? K cross R1 vektörü. B2 ne çıkacak? μ0 J bölü 2 aynısı buradan. Eksi K cross. Çünkü burada ikinci kısımda J dediğiniz sanki ters yöne gidiyormuş gibi. Çünkü orada J yok. J'in olmaması ne demek? Eksi yönde gidiyor olması demek. K cross R2 vektörü. Hadi ikisini toplayalım. B1, B2'den ne gelecek? B1 artı B2'den ne gelecek? Eşittir. Mu 0 I pardon I değil J mu 0 J bölü 2 mu 0 J bölü 2 K cross R1 eksi R2 vektörleri R1 eksi R2 vektörleri tabii ki bunu böyle yazarsam olmaz. K cross K vektörü K unit vektörü cross R1 vektörü eksi R2 vektörü. Birbirine topladım. R1 eksi R2 ne? Bakın. R1 vektörü bu. R1 vektörü bu. Bu R1 vektörü. R2 vektörü ne? R2 vektörü de şu. Şöyle yaparsak R2 vektörü de ne olacak? R2 vektörü de şu. R2 vektörü. Şu ikisinin toplamını görüyorsunuz. Bakın R1 R2 bu. Burası da R. Radius olan R. Tamam. R1 vektörü. Burası da R vektörü. Yani dediğim gibi radius olan R. O zaman R1 vektörü eksi R2 vektörü neye eşit? R vektörüne eşit. Yani radius olan R'a eşit. O zaman R1 eksi R2'den hakikaten evet R vektörü geliyor. O yüzden BP'ni olarak yazabilirim. Mu 0 J bölü 2 K cross R vektörü hangi yönde? I-hat yönünde. R, I-hat. K-hat cross I-hat neye eşittir? K-hat cross I-hat neye? K-hat cross I-hat neye eşit? O da size K-hat cross I-hat neyi verecek? R1 eksi R2'den R vektörü geldi. O da size neyi verir? C-hat yönünü verir. Şimdi tekrar bakalım. K-hat cross. Burası da R vektörü. O da sağa doğru. K-hat cross K-hat cross I-hat de size C-hat'i verir. Tamam. Ama herhangi bir problem var mı diye tekrar bir göz atayım. Eksi R2 vektörü dedik. R1 ile R2'yi R1 ucuna R2'yi eklersek bu da bize R vektörünü veriyordu. Gördüğümüz gibi bunu tam tersi birine R vektörünü veriyor. O yüzden K1 pardon. Buradan K R1 geldi. Buradan K cross R2 geldi. R1 eksi R2'den R vektörü verdi. K I neyi verir? K 4 parmağımı tuttum bu yöne. 4 parmağımı birinci vektöre tuttum. K yönüne tuttum. Sonra onu I hat yönüne kıvırdım. K I C'yi verir bana. O zaman buradan B at point B ne çıkar? Mu 0 J bölü 2 R ve ne gelir? C hat gelir. Başka bir hata inşallah yapmıyorumdur. Ama dediğim gibi bakın konseptimiz belli. Asıl manyetik alanı bulma nedir? Akımın gittiği yönle R vektörünü cross ederek bulursunuz. Tamam bildiğiniz şeyi uygulayın diyor. Ama burada C ile R'ın cross'unu yaparak manyetik alanı bulursunuz diyor. Yani C ile R'ın cross'undan gelir. Çünkü amper açısında biliyorsunuz B proportional to. Yani B neye eşit dolaylı olarak R vektörüne. O zaman bunu cross ederek bulursunuz diyor. Şimdi olay şu. Ne yapacağız? Tekrar söyleyeyim. Manyetik alanı arbitrary içeride herhangi bir yer için buluyorum manyetik alanı. Ve manyetik alanı biliyoruz ki C ile R vektörünün cross'u olarak yazmam gerekiyor. Ki hakikaten B vektörünü clockwise veya counterclockwise bulalım. Ondan sonra B1'i yazdım. B2 eksi yönde olduğu için B2'yi yazdım. B2 de eksi yönde olduğu için B2'yi yazdım. Ondan sonra B1 artı B2'den B1 artı B2'den mu 0 C bölü 2 K cross ve K unit vektörü cross R1 eksi R2 geldi.
R1'in farkının da R olduğunu bilirim. O da I-hat yönünde. O zaman ikisinin toplamını B of B mu 0 J bölü 2 R vektörü ve J hat yönünü buldum. Yani demek ki çıkacak manyetik olan Y yönü demiş. Ve buradan şunu görüyoruz arkadaşlar. Manyetik alan sabit. Yani buradaki bütün noktalar için sadece radius'a bağlı sabit. O yüzden B of P, anlatabiliyor muyum? Manyetik alan, ben şuradaki bir referans noktasına göre bulmuştum ama gördüm ki manyetik alan sabit. Manyetik alan o zaman buradaki oyuk kısmın her tarafında aynıdır. Burada aynıdır, burada başlamış her noktasında aynıdır. Şimdi arkadaşlar tekrar soruyu düşünürsek. Elimde bir tane silindir var, 2R radiuslu. Bunun R kadar radiuslu bir kısmı çıkarılmış bana. Tam böyle çıkarılan kısmın orta noktası manyetik alan nedir diye soruyor. Herhangi bir arbitre bir point seçiyorum. Ona göre manyetik alanı arbitre bir içeride manyetik alan nasıl bulunur onu bu formülden buldum. Ama diyorum ki manyetik alan Biot-Savart'tan geldiği gibi akımın yönüyle, yani C'in yönü, akım yönü fark etmez. R vektörünün cross'uyla yazılması gerekiyordur diyorum. B1 ve B2'yi o cross'lar cinsinden yazıyorum. Ondan sonra B1 ve B2'yi toplayıp sabit, bakın çok önemli, sabit bir manyetik alan olarak buluyor. Yönü dediğim gibi en son çıkan manyetik alan C hat yönüne buldum. Yani belki eksi C hat'tir, emin değilim ama ben şu an eksi olduğunu göremedim. Muhtemelen C hat yönünde. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.